Kokaini Güney Amerika ülkelerinden çıkaran gemiye yükleten kişi Cavit Çağlar. Artık bu isimleri böyle net bir şekilde konuşmak lazım, anlatmak lazım. Zetle. Güney Amerika'dan çıkan gemiler Cavit Çağlar'ın kontrolünde parasıyla, sermayesiyle, ilişki ağlarıyla, Orhan Ünga'nın oradaki adamlarının bazılarıyla tanıştırılmış olmasıyla başlıyor. Gelip işte o yat limanları var ya marinalar, oralarda bu Bodrum'dan bahsediyor ya Sedat Peker de zaten. Oralarda kontrollü bir şekilde ağır grubunun kontrolüyle Türkiye piyasasına sürülüyor. Bu kirli çete devletin başına da bunun komisyonunu verip bütün devleti bu işte kullandıkları için olayla güzelce devam ediyor. Sahil güvenlik, sınırlar, gümrükler, özellikle sahil güvenlik jandarmanın kontrolünde olduğunda jandarma genel başkanı, genel komutanı daha önce adını Yine buradan duymuştunuz, anlatmıştım size. İşin içerisinde, bütün dağıtımlarda Arif Çetin var. Ve Arif Çetin hepsinden pay alıyor. Gündem haberdar yayınından hepinize merhabalar. İyi bayramlar diliyorum sevgili izleyiciler, takipçiler. Ee, uzun zamandan beridir anlatmış olduğum, neredeyse bir buçuk yıldan beridir değinmiş olduğum Pelikan Soylu kavgası, Sedat Peker'e Soylu'nun destek çıkması, Soylu'nun Sedat Peker'i yurt dışına çıkarken uyarması, Sedat Peker'e dönüş sözünün vermesi ve Sedat Peker'in dönüş biletinin Süleyman Soylu olduğu, bütün bunların tamamının Berat Albayrak'la Mehmet Ağar'ın yakınlaşmasına neden oldu. Süleyman Soylu'nun artık kendi başına hareket etmek kabiliyeti kazandığına olan inancı, Mehmet Ağar'ın emniyetteki ekipleriyle karşı karşıya gelmesi ve bu ekiplerin Berat Albayrak'la birlikte hareket etmesi, Peşi sıra İstanbul'daki kontrolün İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen kaybedilmesi ve Berat Albayrak'ın İstanbul Emniyetindeki etkisi bütün bunları size Medya DM takipçilerine, Gündem Haberdar takipçilerine bir buçuk yıldan beridir bütün detayıyla anlatıyorum. Anlattığım bütün bu detayların tamamı işte bilgi isteyen, belge isteyen, haber kaynaklarının güvenilir olup olmadığını sorgulayan haklı olarak izleyiciler, dinleyiciler oluyordu. Hatta Anlatılanların çok farklı e, dehşeti olduğundan, detayları da anlattığımdan bunları inanılmaz görenler de vardı. Bir senaryo yazıyorum gibi düşünenler bile vardı. Bütün bunların tamamı ancak nasıl ortaya çıkardı? Birbirleriyle kavga edeceklerdi ve bu kavganın neticesinde taraflardan biri bunu itiraf edecekti ve bu gerçekler ortaya çıkmış olacaktı. Nitekim bütün bu gerçeklerin tamamı ortaya çıkmış oldu. Sedat Peker kavgasında Sedat Peker'in kalemi kırıldıktan sonra Süleyman Soylu'yla birlikte hala birlikte hareket eden Sedat Peker en son Süleyman Soylu tarafından da kaleminin kırıldığı görülünce, ortaya sıkıştığını görünce, bir daha çıkış yolu kalmadığını fark edince dönüş bileti olan Süleyman Soylu'nun da kendisine arka çevirmesi, sırt çevirmesiyle birlikte arkasını dönmesiyle birlikte artık olay başka bir boyuta dönmüş oldu. Sedat Peker'in açıklamaları geldi. İtiraf mahiyetinde açıklamalardı bunlar. Sedat Peker'le ilgili operasyonların olduğunu ve bu operasyonları İçişleri Bakanlığı'ndan gizli olduğunu, bunu Berat Albayrak tarafının yaptığını, Sedat Peker'i uçakta bekletenin Berat Albayrak olduğunu ve o kaçarken, ülke dışına çıkarken, o çıkışı da Sedat Peker'i onların elinden kurtaran kişinin Süleyman Soylu olduğunu detaylı anlatmıştım size. Hatta Sedat Peker ilk videosunda devlet görevlileri bize geri döneceğimizi söylemişlerdi. Nisan'da değişiklikler olacak ve geri döneceğiz demişlerdi. Böyle vaat etmişlerdi. Bu gerçekleşmedi diye sitem etmişti. İşte o devlet adamı görevlisi Süleyman Soylu'ydu. Süleyman Soylu Sedat Peker'in akrabaları aracılığıyla Sedat Peker'e ulaşıp bu bilgileri aktarıyordu. Karşılıklı görüşmeleri devam ediyordu. Süleyman Soylu'nun özellikle uyuşturucu ve kokain ticaretinin belli bir noktaya gelmesi ve paranın büyüklüğü bölüşemez hale gelmesi, işin içerisinde devletin bizzat yer alması, ekiplerin ve kadroların işte ağırcı ekipler, beratçı ekipler, soylucu ekipler gibi, Süleymancı ekipler gibi birbirinden ayrışma noktasına vardığı bir durumda bir dönemde. Sedat Peker'i işte piyasaya sürmüş olmanın bedelinin Süleyman soyluya ödetildiğini söylemiştim size. Bütün bunların hepsini medya diyen takipçileri zaten biliyorlar. Süleyman Soylu projesiydi Sedat Peker. Birlikte hareket etmişlerdi. Ağır Alaaddin Çakıcı ya da ağır mafya düzeninin, ülkücü mafya düzeninin 2020'li yıllardaki versiyonu, 19'lu 20'li yıllardaki versiyonu, versiyonu Süleyman Soylu Sedat Peker versiyonuna dönüşecekti. Derin devlet, düz devlet bütün mekanizmanın tamamını kokain ve uyuşturucu trafiğini, derin devletin gizli ve pis işlerini takip edecek olan yeni bir yapı ortaya çıkacaktı. Bu yapıyı yapılandırmaya çalışırken Bahçeli'nin oyuna dahil olmasıyla birlikte Erdoğan'la birlikte hareket etmesi ve Mehmet Ağar'ın ekiplerinin tekrar yeniden dönmesiyle bu alana e, yeniden kendisine bir şekil buldu. Alaaddin Çakı çıka, Çakıcı çıkarıldı ve Sedat Peker'in kalemi kırıldı. Sedat Peker dikkat ettiyseniz ilk üç videoda Süleyman Soylu'ya hiç değinmedi. Çünkü Süleyman Soylu ile birlikte hareket edeceklerdi ve İçişleri Bakanlığı olarak da Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı hiçbir açıklama yapmadı. Her yayınından sonra Süleyman Soylu Sedat Peker ilişkisine değindim ve bunların birbiriyle olan ilişkisi en azından belli olmasın diye birinin adım atacağını, diğerini karalayıp kötüleyeceğini söylemiştim. Adım Süleyman Soylu'dan geldi. Sedat Peker'in de yine açıklamalarına göre Süleyman Soylu Sedat Peker'le ilgili olumsuz açıklama yapmadan önce Sedat Peker'in akrabalarından birini devreye sokuyor ve Sedat Peker'e haber gönderiyor. Onunla ilgili bazı açıklamalar yapacağım. Bu açıklamalardan alınmasın diye. Fakat yaptığı açıklamaların herhalde dozunu fazla kaçırmış oluyor ve bu açıklamalardan sonra da Sedat Peker'in artık dönüş ümidi kalmadığını anlayınca Sedat Peker bu defa Süleyman Soylu ile arasındaki ilişkilerin neredeyse tamamını deşifre edip anlatıyor. Sedat Peker'in elinde bir koz daha var. En büyük kozlardan biri o Süleyman Soylu'ya karşı. Henüz bunu açıklamadı. İleriki videolarda eğer Süleyman Soylu üzerine gitmeye devam ederse bu kavga büyürse Süleyman Soylu'ya yönelik açıklayacağı koz daha önce size söylemiştim, anlatmıştım bunu da. 15 Temmuz'dan hemen önce Süleyman Soylu'nun ekibiyle Sedat Peker'in ekipleri arasında bir görüşme oluyor ve bir para trafiği gerçekleşiyor. Bir darbe ihtimalinden bahsedilmiyor ama e, yakın zamanda bir buna benzer bir karışıklık olacağı söyleniyor ve Sedat Peker'in İstanbul'daki bütün ekiplerini hazırlaması tavsiye ediliyor. 15 Temmuz'dan hemen önce de Sedat Peker'in bundan haberi var. Sedat Peker bunu devlet adına yaptığını düşündüğü için susuyor. Eğer tabii o videolarda bağırdığı, çağırdığı gibi kendini tanımladığı gibi az biraz cesareti varsa, biraz merhameti varsa ki merhamet ne gezer bu insanlarda? Hani kendisinin kızına, karısına işte bu şekilde polis baskını olduğu için bağırıp çağıran bu beyefendi binlerce insanın Çoluğu çocuğu masum bir şekilde hapishaneye atıldı. Bebekli anneler hapishaneye atıldı. Hamile kadınların ellerine kelepçeler takıldı. Sözüm ona Sedat Peker bahsediyor. Namustan bilmem neden falandan filandan. Varsa az biraz namus kırıntısı 15 Temmuz'a yönelik Süleyman Soylu'yla birlikte çevirmiş oldukları o planları deşifre eder. Almış olduğu milyon, dolayla, milyon dolarları anlatır. Özetle Sedat Peker her şeyi anlatacak gibi görünüyor fakat o konuya gelince iş orada bir fren mekanizması devreye giriyor belli ki. Bütün ümidi kaybolursa ki kayboldu bence, Türkiye'ye dönüş ümidi asla yok artık. Ben dönebilirim, Sedat Peker ülkeye artık dönemez. Dolayısıyla da artık e, kirli yapılanma, devletin o kirli koridorlarında neler döndüğünü, kendisine kimleri neler teklif ettiğini, kendisinin nerede kullanıldığını bütün bunları umarım deşifre eder, anlatır. Süleyman Soylu'nun bu açıklamalarından sonra Sedat Peker bir Süleyman Soylu'nun projesi olarak çöpe atılmış bir projeye dönmüştür. Bütün öfkesi, bütün öyle kükremeleri, bağırıp çalı çağırmaları Süleyman Soylu'ya bu derece yüklenmesinin nedeni de aslında ümidini tamamen kaybetmesinden başka bir şey değil. Karanlık bir proje, kirli bir proje devreye sokulmak istendi. Daha karanlık, daha kirli projeler gelip o projeyi çöpe çevirmiş oldular. Pelikanların ve Mehmet Ağarların birlikte hareket etmesiyle beraber Süleyman Soylu'nun da defteri dürülmüştü. Süleyman Soylu'nun en önemli adamı olan Sedat Peker üzerinden Süleyman, Süleyman Soylu'ya aslında operasyon yapılıyordu. Süleyman Soylu kendi adamını satmış oldu, yarı yolda bırakmış oldu. Sedat Peker'in öfkelenmesinin altında yatan temel neden de işte bu hayal kırıklığı ve ümitsizlik ve ülkeye dönemeyecek olması, bunu görmüş olması. Peki bu kokain ticaretinde, uyuşturucu ticaretinde Türkiye'de neler dönüyor? Neler oluyor? Onu anlatayım. Yok, yok işin içerisinde. Neden bu mekanizma devreye giriyor? Derin devlet mekanizması neden bu işleri yapıyor? Çünkü her kirli operasyonun mutlaka arkasında kirli para olmalıdır. Normal devletin parasını, kayıtlı parasını kirli operasyonlarda kullanamazsınız. O zaman kirli operasyonları yapabilmeniz için, suikastleri yapabilmeniz için, faili meçhullere imza atmanız için, bütün bunları yerine getirmeniz için, tırnak içerisinde söylüyorum bunu da terörle mücadele ve devlet adına yapıyoruz demeniz için kirli para kaynaklarına ihtiyacınız var. O zaman da uyuşturucuya, kokaine ve silah ticaretine yönelmiş oluyorsunuz. Oradan da yüklü miktarlarda, milyarlarca doları bulan yüklü miktarda para elinize geçmiş oluyor. Bu da çok büyük bir güç oluyor. 1993'ten 98'e kadar ki 5 senelik o trafikte 162 milyar dolar paranın Mehmet Ağar ve ekibi tarafından organize edildiğini, kontrol edildiğini, elde tutulduğunu size yaklaşık bir yıl önce Derin Devlet mekanizmasının NATO artı olan versiyonunu anlattığımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Neredeyse iki yıl olacak hatta anlatmıştım onlar, onlar da duruyor. Derin Devlet ayağının NATO artı olan derin devlet iki videosunda yayınımda bütün bunları görebilirsiniz. 90'lı yıllardan beri bu trafiği bilen, bu kokain ve uyuşturucu işini bilen, devletin kirli işlerini bilen Mehmet Ağar ve ekibi artık geri döndükten sonra Mehmet Ağar'ın emniyetteki ekibinden bahsetmiyorum, ilişki ağlarından bahsediyorum. Yeni bir formasyonla yine yeni, ye, yeniden piyasaya çıktılar ve trafiği kendi kontrolleri altına almaya başladılar. Süleyman Soylu'nun kendi akrabaları üzerinden Hakkari grubuyla, zaman zaman Mardin grubuyla zaman zaman jandarma genel komutanı Arif Çetin'i kullanmasıyla birlikte ile yürütmüş olduğu trafiğin daha büyüğünü e, Mehmet Ağar ekibi oluşturunca ve bu çatışmadan birbirlerinin artık ayaklarına basınca boynuz kulağa geçmeye çalışınca hem kulak hem boynuz şu anda kesilir noktaya gelmiş durumda bu kavgada. Bütün bu durumlarda bu kokain ticaretinde çok önemli bir gelişme var. Özellikle 5 ton kokainin ee, Güney Amerika ülkesinden, ülkelerinden çıkıp Güney Amerika kıtasından çıkıp Türkiye'ye gelecek olması ve daha sonra 1 ton, 2 ton, 3 ton benzeri e, yüklü miktarda gemilerin durdurulması ve bu bütün bu kokainlerin Türkiye'ye gideceğinin ortaya çıkması üzerine uluslararası medyada yer almasına rağmen Türkiye medyası bunun üzerine gitmedi. Dikkat edin saray medyası, havuz medyası, iktidara yakın medya asla bu olaylara girmiyor, bunları haber yapmıyor. Demirören grubu da bütün bunları haber yapmıyor, haberleştirmiyor. Detaylı bir şekilde üzerine gitmiyor. Neden? İşte o nedeni açıklayacağım size. Ve trafiğin içerisinde kimler var bunu izah edeceğim. Bir defa şunu çok iyi bilmek lazım. Ortada milyarlarca euroyu, milyarlarca doları bulan bir trafik var. Ben bir tweet atarak geçenlerde bu kokainin Avrupa'ya pazarlandığını, Avrupa'da da 25 milyon euroya kilosunun satıldığını yazdığımda bu kokain ve uyuşturucu işlerinden anlayan bazı haber kaynaklarım gülerek eğer 25 bin euroya kokain varsa çok ucuza bulmuşsunuz diye gülerek biraz da sempatik bir şekilde diyeyim olaya yaklaşım gösterdiler ve benim aslında kokain konusunda, satışı konusunda, fiyatı konusunda ne kadar cahil olduğum ortaya çıktı. Türkiye'de bir kilo kokainin 60-65 bin dolara satıldığını öğrenmiş oldum ben. 60 ile 65 bin dolara doları bulan kokainin şu an Türkiye'de tüketen olarak, dağıtılan olarak torbacıları en büyük ülke, dünya üzerinde en büyük şehir olarak İstanbul sıralamaya girmiş durumda. İstanbul'da pazar bittiği için aslında bu kokain sevka ticaretini yapanlar işi İstanbul'da çevirmek istiyorlar ama İstanbul'da pazarları çok fazla olmadığından, tükettiğinden, sınırı tükettiğinden bu defa Avrupa'ya gidiyor bu kokain. Kokainin sahibi kim? Kokainin sahibi Mehmet Ağar'la birlikte eskiden birlikte beraber çalışan hatta Mehmet Ağar da Emniyet Genel Müdürüyken bu işlere bulaştığından, bu işlerin içerisinde olduğundan kendisine ve karısına beğenveler hediye ediliyor. Mehmet Ağar'la beraber ta eskiden birlikte bu işin içerisinde olan Günaydın gazetesinin eski sahibi İspanya'da yaşıyor. Kokainlerin sahibi bu. Genel anlamda bu trafiği yönlendiriyor. Tabii bunun ortakları var. Avrupa'da da dağıtımı var. Türkiye piyasasına dağıtımı var. Bütün bunların Hepsini tek tek anlatacağım. Elde etmiş olduğum bilgiler, yeni bilgiler ve bu bilgiler daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, duymadığınız, bilmediğiniz bilgiler, bu bilgiler. Nasıl ilerliyor bu trafik işi ve Mehmet Ağar grubu, Mehmet Ağarlar bu işin neresindeler? Trafiği takip ederken Avrupa'daki dağıtım ağını ayarlamaya çalışan Güney Amerika'da bağlantılarım var ve bu bağlantıları size verebilirim. Avrupa'daki de dağıtımınızı yapabilirim diye yıllar önce hapishaneye atılan, yıllar önce derken birkaç sene önce hapishaneye atılan ve hapishaneden haber gönderen Orhan Üngan ismi oluyor. Uyuşturucu kaçakçılarının önemli, Avrupa'daki önemli ayaklarından biri olan Orhan Üngan, kendi akrabalarından biri ve aynı zamanda beraber çalıştığı ve uyuşturucu nakliye işinde kullanılan, bu gümrükte nakliye işleri taşıma işinde Orhan Üngan'la birlikte çalışan, onun akrabası olan, yakın olan İshak Aydınoğlu, Uyuşturucu trafiğinde çok önemli bir nakliye işi ayağı yürütüyor. İshak Aydınoğlu, Ferruh Taşdemir'le beraber, kim Ferruh Taşdemir? O da iş adamlarından biri. Bu Ali Ağaoğlu'nun Maslak 1453'te restoranı olan ve o restoran bu uyuşturucu trafiğini takip eden baronların ya da isimlerin patronların buluştuğu bir mekan. Ferruh Taşdemir'e İshak Aydınoğlu, eğer Orhan Üngan çıkarılırsa Uyuşturucu trafiğinde hem Güney Amerika'daki bağlantılarını hem Avrupa'daki dağıtım işini üstlenebileceğini ve bu dağıtımı tekrar yeniden ortaya çıkarabileceğini ve dağıtımı tekrar yeniden o eski 90'ların ekibine geri verebileceğini, öyle bir kapı açabileceği noktasında haber gönderiyor. Ferruh Taşdemir kime gidiyor, kim çıkarıyor Orhan Üngan'ı hapisten? Ferruh Taşdemir de Cavit Çağlar'la görüşüyor. Cavit Çağlar'dan ricacı oluyorlar. Cavit Çağlar'a diyorlar ki eğer Orhan Üngan çıkarsa bu uyuşturucu trafiğini hem yönetecek bir şekilde yardımcı olacak. Ufak bağlantılarından bahsediyorum. Orhan Üngan bütün bu trafiği yönetebilecek bir kapasitede güçte biri değil. Bağlantıları basit bağlantılarla önemli adımlar attırabilecek birinden bahsediyorum. Cavit Çağlar devreye giriyor. Cavit Çağlar Mehmet Ağar'la görüşüyor. Mehmet Ağar'la Cavit Çağlar'ın bu görüşmelerinden sonra Orhan Üngan hapisten çıkarılıyor. Ve bu uyuşturucu trafiğinin Güney Amerika'ya ve Avrupa'ya böylece bir şekilde start verilmeye başlıyor. Kokaini Güney Amerika ülkelerinden çıkaran, gemiye yükleten kişi Cavit Çağlar. Artık bu isimleri böyle net bir şekilde konuşmak lazım, anlatmak lazım. Daha düne kadar işte Olay TV diye bir haber kurup kendisini medyada yer almaya çalışan Cavit Çağlar, kendini çok önemli bir iş adamı olarak tanıtan Cavit Çağlar, bu kokainlerin Mehmet Ağar'la birlikte en önemli ayaklarından biri ve Güney Amerika'daki o kokainleri yükleten kişi Cavit Çağlar. Bu net. Ve bunun özellikle Güney Amerika'dan çıkarken Türkiye'ye ardından e, Avrupa'ya geçişi Amerika tarafından, DEA' tarafından takip edildiği için uydulardan bu takibi yapmasınlar diye trafik şöyle işliyor. O trafikte Güney Amerika'dan özellikle yüklenenler başka üçüncü dünya ülkelerinin limanlarına başka gıdalar gibi, başka ürünler gibi götürülüyor. Orada o limanlarda değiş tokuş yapılıyor. Mal o limanda başka gemilere aktarılıyor. Onun yerine de başka ürünler konmuş oluyor. Özellikle bazı Afrika ülkelerinde bu limanları kullanan işleten insanlar bu kokain ticaretinde çok önemli bir iş yapıyorlar. Yani kokain Güney Amerika'dan çıkıp Türkiye'ye Avrupa'ya gelinceye kadar ikinci bir ülkede el değiştiriyor. Bazı Afrika ülkeleri de o limanlarını kullandırtıyorlar. Bu limanlarla ilgili de bu gümrüklerle ilgili de gümrük sahaları var. O gümrük sahaları satın alınıyor. Milyarlarca euroya milyarlarca dolara satın alıyor satın alınıyor o gümrük sahaları o gümrük sahalarının da önemli bir sahibi var. Nasıl ki Cavit Çağlar'ı yükletiyor, nasıl ki Türkiye'ye gelip dağıtım işini Mehmet Ağarlar yaptırıyor onları anlatacağım. Aynen onun gibi aktarım olarak ikinci bir durakta kullanılan gümrükler var, gümrük sahaları var ve bu gümrük sahalarının da bir sahibi var. O gümrük sahalarının özellikle Afrika'daki ülkelerindeki gümrük sahalarının o limanların sahibi Demirören. İşin içerisinde Demirören de var. Nasıl var Demirören? Demirörenler yıllar önce Türkiye'de iflas edecek noktaya gelmişler. Çekleri her tarafta yazılır hale gelmiş. Alacaklarını alamıyorlar ve Demirören grubu mafyaya bulaşıyor. Kokain ve uyuşturucu yapan insanlara bulaşıyor ve onlara tekliflerde bulunuyorlar. Bizim bu pazardaki payımızı, paramızı toplayın. Alacaklarımı, alacaklarımızı alın. Oradan kendinize pay alın diye. Tam bu batış aşamasında bu gruplarla birlikte ilişki ağları oluştururken Demirörenlerin Mehmet Ağar'la yolu çakışıyor. Mehmet Ağar bu olayları çözüyor ve Demirören'e birden Allah yürü ya kulum diyor, öne açılıyor çünkü bu işlere giriyorlar. Ve bu işlerde, bu trafiklerde Demirören kullanılmaya başlanıyor. Oradaki gümrük sahaları da Demirören tarafından, Demirören grubu tarafından satın alınıyor. İşin içerisinde Mehmet Ağar varsa, işte Erdoğan bizim için çok önemlidir ve Türkiye'de çok önemli bir liderdir diye çıkışlar yapan Cavit Çağlar varsa, en önemli adamı Erdoğan'ın demirörenler Mehmet Ağar'lar varsa, bunun Erdoğan'dan devletten habersiz yapılması zaten imkansız bir şey. Erdoğan işin neresinde bunların hepsini maşa gibi kullanıyor, tepede bana para getirin, nasıl getirirseniz getirin kafasında hareket ediyor o milyarlarca doların komisyonları, kaymakları hiçbir şeye dokunmadan sadece devletin imkanlarını kirli çetelere kullandırtarak parasını komisyonuna alan bir aile, Erdoğan ailesi işin içerisinde bu şekliyle var. Özetle, Güney Amerika'dan çıkan gemiler, Cavi Çağlar'ın kontrolünde parasıyla, sermayesiyle, ilişki ağlarıyla, Orhan Üngan'ın oradaki adamlarının bazılarıyla tanıştırılmış olmasıyla başlıyor. Gelip işte o yat limanları var ya marinalar. Oralarda Bodrum'dan bahsediyor ya Sedat Peker'de zaten. Oralarda kontrollü bir şekilde ağır grubunun kontrolüyle Türkiye piyasasına sürülüyor. Türkiye piyasasında ağırlar bu işin gümrük kısmını ve nakliye işini yapıyorlar. Dağıtım işlerinin bir kısmını Türkiye'deki dağıtımcılar yapıyor. Nerede yapılıyor bu? İki önemli şehir dağıtım ağı olarak merkezi olarak kullanılıyor. Daha doğrusu bir önemli şehir bir de Kıbrıs. Birincisi Kıbrıs çok önemli şeyler aktarım araçları şeyi olarak, mekan olarak kullanılıyor. Kıbrıs üzerinden ikincisi İzmir. Dağıtımlar İzmir'de hazırlanıyor, paketlemeler. İstanbul en büyük pazar fakat en büyük dağıtım merkezi, organizasyonun olduğu yer ve Türkiye'ye, oradan Avrupa'ya gönderilme merkezi de İzmir. Kimler alıyor, kaç ton alıyor, ne kadar alıyor? Bütün bunların hepsi de kayıtlar altına alınmış durumda. Ama ortada bir devlet olmadığı için devlet diye ortada dolaşan bu yapı, bu kirli çete devletin başına da bunun komisyonunu verip bütün devleti bu işte kullandıkları için olay güzelce devam ediyor. Sahil güvenlik, sınırlar, gümrükler, özellikle sahil güvenlik jandarmanın kontrolünde olduğunda jandarma genel başkanı, genel komutanı daha önce adını yine buradan duymuştunuz, anlatmıştım size. İşin içerisinde bütün dağıtımlarda Arif Çetin var. Ve Arif Çetin hepsinden pay alıyor. Arif Çetin'in evine, Arif Çetin'in makamına e bazı kaçakçılık işleri yapan insanlar, uyuşturucu insanları yapan, uyuşturucu trafiğini yöneten insanlar çantalarla paralar taşıyorlar. Bunların hepsinin görüntüleri, kayıtları falanlar, hepsi tamamen var. Hiçbir şey saklı değil. Aktif görevde olan bir savcının bana söylemiş olduğu şeyi anlatayım size. Bu kaçakçılarla ilgili trafiği takip ederlerken çok önemli isimlere ulaşıyorlar. Bu kaçakçıların bazı akrabaları Arif Çetin'le telefon görüşmeleri yapıyor. Bu telefon görüşmelerinde Arif Çetin dinlemeye takılıyor. Üstten bir emir gelerek Arif Çetin'in tapeleri çıkarılıyor, takipten çıkarılıyor. Üstten emiri kim verdi dedim. Söylemedi adam haliyle. Sanırım ya Erdoğan ima ediyor, ya Soylu'yu ima ediyor, ima ediyor, ya Arı ima ediyor. Ya da zaten bu imanın içerisinde tamamı var. Arif Çetin'i çıkarıyorlar o tapelerden. Arif Çetin'i tapelerden çıkarıyorlar. Arif Çetin'in bundan haberi oluyor. Jandarma Genel Komutanı'nın. O tapelere takıldığı için ikide bir kendisini arayan adamın akrabalarını arıyor. Diyor ki ya beni ikide bir aramasınlar bu insanlar ben takibe takıldım. Kendine de haber veriliyor bu şekilde genel jandarma genel komutanından, İçişleri Bakanı'ndan, Mehmet Ağar'dan, Cavit Çağlar'dan, Demirören'den saraya uzanan önemli bir trafik var karşımızda gözümüzün içine bakarak her şey gerçekleşiyor. Bütün bu dağıtım ağları bu şekilde bu trafikte devam ediyor. Sahibi de İspanya'da. Günaydın Gazetesi eski sahibi. Onu da araştırıyorum. İsmiyle, cismiyle neler yaptığıyla, bütün ilişki ağlarında ne olduğunu yakın zamanda size onu da anlatmış olacağım detaylı bir şekilde. İşte bütün bu uyuşturucu ve kokain ağlarının Cavit Çağlar'dan başlayıp Demirören'de ikinci dünya ülkelerinin e, gümrüklerinde limanlarında aktarımı nakliyesi tamamlandıktan sonra Türkiye'ye çıkış ayağı Mehmet Ağar ekibinin bu işi organize etmesi, dağıtım işleri ardından Avrupa'ya sevkiyatı. Avrupa'da kimler kullanılıyor? Orhan Üngen sadece küçük minik ayaklardan birini oluşturuyor. Özellikle Avrupa'da kendisine ülkücü gruplar diye işte böyle tanıtan o gruplar üzerinden yapılıyor dağıtım. Üçüncüsü ve en önemlisi eskiden beri devam ede gelen bir gelenek var kokain ticaretinde. O da diplomatların işin içerisinde olması, konsoloslukların işin içerisinde olması. Avrupa'da ve son dönem bazı ülkelerde zaten sarayın emrinden çıkmayacak konsolosluklar elçiler atanıyor o konsolosluklarda çalışan ateşeler, hukuk müşavirleri, askeri müşavirler, ticari müşavirler, diplomat bazı diplomatlar kendi diplomat kimliklerini kullanarak o kimlikler üzerinden uyuşturucu trafiğinde bu yetkilerini kullanarak Avrupa'daki dağıtımda önemli rol oynuyorlar ve önemli paylar alıyorlar. Baştan ayağa kirli bir yapı ya devleti ele geçirmiş diye düşünebilirsiniz ya da Devlet baştan ayağa o kirli yapıyla birlikte hareket ediyor diyebilirsiniz. Karşımızda böyle bir durum var. İşte bu durumda birbirlerinin ayaklarına basanlar, birbirlerinin kalemlerini kıranların itiraflarıyla bütün bu anlattıklarımızın tamamı örtüşüyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Sedat Peker'in bütün açıklamalarını dinlediğimde size bugüne kadar anlatmış olduğum ve farklı farklı haber kaynaklarından teyit ettirmiş olduğum bilgilerin doğruluğunu bir kez, bir, bir, kez daha hep beraber izlemiş olduk. Şimdi Sedat Peker'in açıklamaları ortaya çıkanlar Süleyman Soylu'yla ile ilişkilerini Türkiye nasıl ki Medya diyemden bir sene sonra benim yayınlardan bir buçuk sene sonra anmaya başladılarsa tabii ki bazı gazeteciler de bunlara değiniyorlar. Şimdi Demirören grubunun işin içerisinde olduğu, Cavi Çağlar'ın işin içerisinde olduğu, Türkiye'deki komisyonların kimlere gittiği, Erdoğan o paraların hangi yollarla nasıl aktarıldığı da elbet bir gün ortaya çıkar ve konuşulur. Ve o gün hiç de uzak değil. Çünkü bu kirli yapı, bu çete, bu yapılanma elbet başlarına yıkılacak. Ve bunu herkes biliyor. Devlet içerisindeki bütün mekanizmalar, herkes bunun farkında, herkes o parayı biliyor, Dolayısıyla da nerede neyin patlak vereceği de biliniyor. Elbette bir gün bu kağıttan kaplanlar bir yağmurda parçalanıp gidecekler. Ve o gün de gelecek. O gün bütün bunları Türkiye'den konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.